Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de El-ehillâ'u yevmeyzin ba'duhum li ba'din adûn illel-muttakîn. O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dost olanlar bile birbirlerine düşman kesilirler buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Muhakkak ki insan tabiatıyla toplumsaldır ki toplum içinde yaşar, farklı kişisel özellikleri olduğu için diğerlerinden etkilenir ve etki bırakır. Dolayısıyla dostluğun insan ve düşüncesi üzerinde açık bir etkisi vardır. Dostluk insanın dünya ve ahiretteki mutluluğu ve geleceğini belirlemek için önemli bir etkendir. İnsanlığın en yüce anlamlarıyla ve yurtseverliğin en yüksek dereceleriyle karakterize edilen bir şahsiyete ihtiyacımız olduğu konusunda hiçbir ihtilaf yoktur. Böylece inşa edip de yıkmayan ve vatanın genel menfaatini özel menfaate tercih eden bir nesil ortaya çıkar. İslam şeriatı tehlikeleri fark eden ve fitnelerden sakınan bilinçli kişiliği benimsemeyi emrediyor. Allah Teala sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır buyurmuştur. İslam dinimiz kişinin kendinden emin ve tereddütsüz bir kişiliğe sahip olmasını ister. Bu bağlamda Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Sakın, eğer herkes iyilik yaparsa ben de yaparım, herkes kötülük yaparsa ben de yaparım diyen neme lazımcılardan olmayın. İnsanlar iyilik yaparsa iyilik yapmayı, kötülük yaparsa kötülük yapmamayı içinize yerleştiriniz. Hiç şüphe yok ki insan kişiliğini geliştirme konusunda büyük etkiye sahip olan önemli şeylerden biri dostluktur. Halbuki insan oturduğu diğer insandan etkilenir. Şeriat, akıl, deneyim ve gerçeğin kanıtladığı gibi insanın düşüncesi, inancı, davranışı ve çalışması da dostundan etkilenir. Üstelik dine, vatana ve topluma yararlı olan kişiliğin önemi daha büyüktür. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ne zaman ihtiyacı olsa yanında bulunan Hazreti Ebu Bekir'i kendisine bir yaren, bir arkadaş, bir sırdaş ve bir can yoldaşı edinmişti. İsra ve Miraç mucizesine karşı şaşkına dönen müşrikler Hazreti Ebu Bekir'e giderler. Muhammed bir gecede Kudüs'e gelip geldiğini söylüyor. Ne dersin derler. Hazreti Ebu Bekir, Muhammed ne diyorsa doğrudur. Ben bundan daha ötesinde söylediklerine, ona meleğin Allah'tan haber getirdiğine de inanıyorum der. Numan bin Beşir'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müminler birbirlerini sevmek, birbirlerine şefkat göstermek ve iyilik yapmak da bir vücut gibidir. O vücudun bir uzvu hastalanırsa diğer uzuvlar da hastalığın acısını duyar, uykusuzluk ve ateşine iştirak eder. Ayrıca salih insanların dostluğu dünyada ve ahirette büyük bereket ve fazilete sahiptir. Bu bağlamda Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Allah Teala'nın diğer meleklerden ayrı sadece zikir meclislerini tespit etmek üzere dolaşan melekleri vardır. Allah'ın zikredildiği bir meclis buldular mı o kimselerin aralarına otururlar ve diğer melekleri oraya çağırarak cemaatin arasındaki boş yerleri ve oradan dünya semasına kadar olan mesafeyi kanatlarıyla doldururlar. Zikredenler dağılınca onlar da semaya çıkarlar. Allah Teala daha iyi bildiği halde onlara nereden geldiniz diye sorar. Melekler de yeryüzündeki bazı kullarının yanından geldik. Onlar Sübhanallah diyerek uluhiyetine yakışmayan sıfatlardan seni tenzih ediyorlar. Allahu Ekber diye tekbir getiriyorlar. La ilahe illallah diyerek seni tehlil ediyorlar. Elhamdülillah diyerek sana hamd ediyorlar ve senden istiyorlar derler. Yüce Allah benden ne istiyorlar buyurur. Melekler cennetini istiyorlar derler. Yüce Allah
cennetimi gördüler mi buyurur. Melekler hayır ya Rabbi görmediler derler. Yüce Allah ya cenneti görseler ne yaparlardı buyurur. Melekler senden güvence isterlerdi derler. Yüce Allah benden neden dolayı güvence isterlerdi buyurur. Melekler cehenneminden ya Rabbi derler. Yüce Allah peki benim cehennemi gördüler mi? Benim cehennemimi gördüler mi buyurur. Melekler hayır görmediler derler. Yüce Allah ya görseler ne yaparlardı buyurur. Melekler senden kendilerini bağışlamanı dilerlerdi derler. Bunun üzerine Yüce Allah şöyle buyurur. Ben onları affettim. İstediklerini onlara bağışladım. Güvence istedikleri konuda onlara güvence verdim. Bunun üzerine melekler ya Rabbi çok günahkar olan falan kul onların arasında bulunuyor. Onlardan oradan geçerken aralarına girip oturdu derler. O zaman Allah Teala şöyle buyurur. Onu da bağışladım. Onlar öyle bir topluluktur ki onların arasında bulunan kötü olmaz. İyi dostluğun faydalarından Allah'ı sevmek ve cenneti kazanmak için bir vesile olmasıdır. Ebu Hureyre'den Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Adamın biri bir başka koydaki din kardeşini ziyaret etmek için yola çıktı. Allah Teala adamı gözetlemek için onun yolu üzerinde bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek nereye gidiyorsun dedi. Adam şu koyda bir din kardeşim var onun ziyaretine gidiyorum cevabını verdi. Melek o adamdan elde etmek istediğim bir menfaatim var mı? Dedi adam yok hayır ben onu sırf Allah rızası için severim. Onun için ziyaretine gidiyorum dedi. Bunun üzerine melek sen onu nasıl seviyorsan Allah da seni öylece seviyor. Ben bu müjdeyi vermek için Allah Teala'nın sana gönderdiği elçisiyim dedi. Dostlar kıyamet gününde birlikte haşrolurlar. Enes bin Malik'ten şöyle dediği rivayet olunmuştur. Bir bedevi Resulullah'a kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Efendimiz kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber o halde sen sevdiğin ile berabersin buyurdu. Bunun üzerine Enes ben de Allah ve Resulünü ve Ebu Bekir ile Ömer'i seviyorum. Onların amelleri gibi amel edemediysem de onlarla beraber olmayı umuyorum demiştir. İmam Şafii radıyallahu anh bir şiirinde şöyle demiştir. Salihleri severim onlardan değilsem de şefaatlerine ulaşmak için herhalde. Nefret ederim günah tüccarından her ne kadar bizde de bulunsa aynı maldan. Salihlerin dostluğu da Allah'ı hatırlatır ve dünyada ve ahirette iyiliklere vesile olur. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah kimlerle oturmamız daha hayırlıdır? Resulullah şöyle buyurdu. Görünüşü Allah'ı hatırlatan, konuşması ilminizi ziyadeleştiren, ameli ahireti hatırlatan kişiyle oturun. Gerçek dost ayna gibidir. İyiliği teşvik eder ve kötülük yapmaktan uyarır. Allah Teala, asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Din kardeşin zalim de mazlum da olsa ona yardım et. Bir adam ya Resulallah kardeşim mazlumsa ona yardım edeyim ama zalimse nasıl yardım edeyim söyler misiniz dedi Peygamberimiz. Onu zulümden alıkoyar zulmüne karşı olursun. Şüphesiz ki bu ona yardım etmektir buyurdu. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Kendisiyle konuştuğu arkadaşı ona
seni topraktan sonra spermden yaratan, sonunda da seni insan kılığına kuyanı mı inkar ediyorsun? İşte o benim Rabbim olan Allah'tır. Rabbime kimseyi ortak koşmam. Bahçene girdiğin zaman her ne kadar beni kendinden mal ve nüfus bakımından daha az buluyorsan da maşallah kuvvet ancak Allah'a mahsustur demen gerekmez mi? Rabbim senin bahçenden daha iyisini bana verebilir ve seninkinin üzerine gökten bir felaket gönderir de bahçen yerle bir olabilir. Yahut suyu çekilir, bir daha da bulamazsın dedi. Derken onun serveti kuşatılıp yok edildi. Böylece bay oğruna yaptığı masraflardan ötürü ellerini ovuşturup kaldı. Bayın çardakları yere çökmüştü. Ah diyordu, keşke ben Rabbime hiçbir ortak koşmuş olsaydım. Gerçek dostluk hakkında şair şöyle der. Gerçek kardeşin seninle birlikte olan insandır. Seni kurtarmak için kendisine zarar verebilendir. İyi dost, dini ve ahlaki açıdan iyi davranışlara sahip, yaşantısıyla, ilmiyle, edebiyle, takvasıyla örnek olan, her halukarda çevresinin faydası dokunan kimsedir. Kötü dost ise çirkin davranışları, günahta ısrar edişi, gıybet ve dedikodu gibi zemmedilen fiilleri işleyişiyle etrafına hem dini hem de dünyavi bakımdan zararı dokunan kimsedir. Allah Teala derken birbirlerine yönelip sorarlar. İşlerinden biri der ki, benim bir arkadaşım vardı, derdi ki, sen de dirilmeye inananlardan mısın? Biz ölüp kemik, sonra da toprak haline geldiğimiz zaman diriltilip cezalanacak mıyız? O zat dünyada geçmiş olan hadiseyi bu şekilde anlattıktan sonra Allah Teala orada bulunanlara, siz işin gerçeğine vakıf mısınız dedi. İşte o zaman konuşan baktı, arkadaşını cehennemin ortasında gördü. Yemin ederim ki sen az daha beni de helak edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı şimdi ben de cehenneme getirilenlerden olurdum dedi. Birinci ölümümüz hariç bir daha biz ölmeyecek miyiz? Yalnız ilk ölümümüz. Başka ölüm yok ve biz azaba da uğratılmayacağız. Şüphesiz bu büyük kurtuluştur. Çalışanlar böylesi bir kurtuluş için çalışsınlar buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaş seçiminin önemine binaen şöyle bir benzetmede bulunur. İyi arkadaşla kötü arkadaş misk taşıyan kimse ile kürük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder yahut sen ondan miski satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Kürük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanmayı dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların Efendisi son Peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salatü ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, biz tüm kötü insanların arkadaşlığından dikkat etmemiz ve onlarla kaynaşmamamız gerekir. Allah Teala buyurdu ki, oysa Allah size kitapta, Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Ve başka bir ayette, ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğu ile oturma buyurmuştur. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte şöyle buyurdu. Kişi dostunun dini üzeredir.
Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin. Ve diğer bir hadiste, ancak mümin birisiyle arkadaşlık et, yemeğini de ancak muttaki insan yesin buyurdu. Şunu vurguluyoruz ki, iyi dostluk aracılığıyla kişiliği yapmak, tüm topluluğun birlikte yapması gereken ortak bir sorumluluktur. Peygamber Efendimiz, hepiniz çobansınız ve hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Yönetici bir çobandır. Erkek, aile halkının çobanıdır. Kadın, kocasının evi ve çocukları için çobandır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlık yaptıklarınızdan sorumlusunuz buyurmuştur. Aile, okul, cami ve diğer eğitim ve medya kuruluşları aracılığıyla çocukları korumak ve gençleri aşırılık yanlısı ideolojilerden, yıkıcı ve aldatıcı gruplardan kurtarmak için birleşmemiz gerekir. Allah Teala, ey inananlar, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun buyurmuştur. Peygamber Efendimiz, Allah her çobanı üzerine aldığı işten sorguya çekecektir. Nihayet bir erkeğe aile fertlerinden dolayı sorguya çeker buyurur. Ey Allah'ım, bize iyi bir dostluk nasip eyle ve meyvesini gerçekleştir ya Rabbi. Amin.